Referandum için sandığa gitsek oyunuz evet mi hayır mı? Hayır. Neden? Kendince, nedenlerim kendimce. Sizce kendimce. Söylemek istemiyorum. Evet derdim. Neden? Neden? Çok güzel bir soru. Ülkemin geleceği için. Siz? Ben hayır derdim. Niçin? Şimdi Suriyelilere vatandaşlık söz konusu. Ben ülkemin çalışamayan bir sürü gencimiz varken, böyle bir durumdayken kendi önüme engelleyecek bir sürü insan var. Tamam, farklı bir şekillerde onlara ev sahipliği yapabiliriz ama aynı haklara sahip olmamız doğru değil bence. Yani çünkü üniversite sınavlarına girerken bile onlar sınavsız bir şekilde yerleşebilirken biz o kadar emek veriyoruz, dirsek çürütüyoruz. Hak eden yapsın yani, öbür türlü tamam bizim için iyi olabilir. Güzel sonuçlar da var ama ben hayır diyorum. Vallahi hayır olur. Neden? Vallahi bir kişide o kadar yetkinin toplanması bence mantıklı değil. Hayır, hayır, hayır. Başkanlık sistemine evet mi hayır mı? Hayır. Neden? Neden mi? Görmüyor musunuz ülkemizin halini? Vallahi. Ne kadar şehit veriyoruz? Ne durumdayız? Suriyelilere döndük. Her yerde bir patlama. Daha mı evet diyelim? Hayır. Hayır. Neden? Neden? Niye tekel öter mi? Çift el olsa daha iyi yani. Tekel ötmez ki. Hayır, tek olmasın. Valla onu bilemem. Size soralım mı? Başkanlık sistemine evet mi hayır mı? Evet. Neden? Öylesin. Kararsızım henüz. Neden bu kararsız? Ya tam şeylerini inceleyemedim. Bazı hoşuma gitmeyen şeyler var o yüzden. Referandum için sandığa gitsek oyunuz evet mi hayır mı? Hayır. Neden? Yani mikrofona konuşmak çok güzel değil. Hayır diyenler çünkü vatan haini ilan ediliyor da. Evet. Neden? Daha bir iyi Türkiye. Daha şu anda zaten yönetiliyor. O sistemi onaylayacağız. Evet. Neden? Öyle gümlemiş diyor. Hayır. Neden? Memleketin durumunu görüyorsunuz. Dolardan tutun bilmem ne şeyde bir defa demokrasi yok. Onun için mecburuz hayır demeye. Niye evet diyeyim ki ben bunlara? Tabii ki güçlü bir Türkiye için evet diyoruz. Evet diyorum. Neden? İki başlılıktan kurtulup tek başlı olarak yönetilmek istiyoruz. Tabii ki evet. Neden? Önce Rizeli olduğum için. Teşekkürler. Evet. Neden? Nedeni çünkü liderimizin o şekilde uygun gördüğünden ötürü bizler de peşinden her daim gideceğimizden. Doğrunun yanındayız her zaman için. Hayır. Neden? Neyse fazla olur. Hayır olur. Neden? Çok nedeni var aslında. Parlamenter sistemden yanayız. O nedenle hayır düşünürüz. Şu an kararsızım. Neden? Ya hem aceleye geldi hem de emin değilim. Yani içerikten çok emin değilim. Ersan Şen Hoca var. Ersan Şen Hoca'nın dikkate çektiği konuların çok da tartışılmadığını düşünüyorum. Anayasa profesörü. İçerikle ilgili tam emin olduğum zaman kararım netleşmiş olacak. Evet olacak. Neden? İşte. Evet olur, ne olacak başka? Neden evet? Neden evet de yani şu andaki istikrar bozulsun mu isteyelim yani hayır desek bozulacak. Değil mi? Bu köprüler, bu yollar, bu tüneller, gelecekler yani hayır desek onların istediği idareye gelirse bu işleri yapabilecek mi? Türkiye'yi battıracaklar. Hayır. Evet olur. Evet olur. Neden evet? Tayyip'e güvendiğimiz için. Evet. Neden evet? Ya ülkenin refahı için ülkenin. Gelişmeler çok iyi. Yatırımlar çok iyi. Yani halk Tayyip başa geldi. Halk zengin oldu. Herkes ev ocak sahibi oldu. Yani kredi de olsa herkes krediyle olsun ev ocak sahibi oldu. Kiracılık bitti. Evet. Neden evet? Bundan iyisini mi bulacağız? Ben 68 yaşındayım. Biliyoruz biz çektiğimizi. Siz de bilmezsiniz.